kabak sütlacı. Malzemeler: 1 adet orta boy kabak, 3-4 su bardağı süt, yarım kilo toz şeker, göz kararı karabiber, alabildiği kadar un. Hadi o zaman. Bir tane şimdi büyük başlayalım. Bıçak alayım Pelin. Büyük bıçak, tamam. Bu olur mu? Olur. Kavun karpuz keser gibi. Ha, bayağı öyle keseceğiz. Kesin. Bismillahirrahmanirrahim. Besmelemiz çektik, başlıyoruz. Ama eline dikkat et de. Bakalım şansına nasıl çıkacak. Kabak kabak çıkar mı acaba, bilmiyorum ki. Sarı çıkması lazım. Şu an sarı gibi görüyorum ben. Bakayım. Vallahi sarı çıktı. Evet. Güzel. Şu kısmını kavun ayıralım. Kavun gibi gözüküyor şu an orada. Tamam. Evet. Şimdi bunu nasıl uyuyoruz? Böyle dilimlere ayıracağız onu. Yarısını yapmamız bizim için kafi. Yani. Çok büyük bir porsiyon olmasın. Evet. Gösterelim en azından. Bunu da böyle ayırdık. Evet, şimdi bu bir kaşıkla içine alacağız. Kaba koyar gibi değil mi? Evet. Sen de onu al. Ben de onu alayım. Hadi bakalım. Becerebilecek miyiz? Şöyle. Becerirsin. Şöyle yapalım. Biraz sert ama. Mesela kavun çok yumuşak ama. Evet. Bunlar sert. Daha sert böyle. Şuradan şöyle de. Şu şekilde. Bunun çekirdeklerini şimdi biz böyle aldık ya mesela. Bunu serin, kurutun. Aha. Seneye ekin. Yine aynı kabak çıkıyor. Oo. Aslında bunları o zaman atmamak lazım. Evet. Şöyle yapacağım. Şimdi kapağını kapatalım. Kapağını kapatacağız. Bu burada pişecek. 5 dakika falan pişmeye başlayacak. Şu ortalığımızı toparlayalım. Fırınımızdaki yemeğimiz? Fırındaki yemek de kendini çekene kadar, pilav gibi olana kadar biraz daha kalsın. Efendim şimdi kabaklarımız şöyle güzelce pişti. Hatta bir açıp bakalım, bir de test edelim. Böyle ezilecek kıvama gelmiş olması aynen. lazım değil mi? Bir bakalım. Patates gibi yumuşak ve haşlanmış patates. Evet, ve geldi, eziliyor. Rengi iyice ne böyle sanki sarı oldu değil mi? Pişince. Evet. Daha da sarı olacak. Şimdi sütünü ekleyeceğiz. Tamam. Şimdi buna yavaşça sütünü ilave edelim. Aynı böyle suyla kalıyor ama değil mi? Suyunu evet, falan süzmüyoruz. Tamam. Hayır, yok. Tamam, şöyle ben sütümü ekliyorum. Koy canım. Zaten suyu az kalmıştı. Kabak da su verdi. Tabii. Şöyle 3. Tamam, yeterli. O zaman bunu da içeceğiz, ne yapalım? Ay, süt de güzelmiş ha. Boşa gitmesin sütümüz için. Evet. Organik. Ben sordum. Bizim her şeyimiz güzel. Olabildiğince doğal toplamaya çalışıyoruz her şimdi şeyi. Şimdi bu böyle biraz tamam. Kendi halinde kaynasın. Biz o arada unuyla bundan biraz alıp kıvam yapacağız. Ha, öyle mi? İçine tamam. Koyacağız. O zaman dur şimdi, kapatmayayım kapağını. Küçük bir kap vereyim. Şu olur evet. mu? Yoksa biraz daha genişçe bir şey mi istersin? Yok, ona sunum yaparız. Sunum daha sonra. Tamam. Başka bir kase alayım. Şu? Olur. Tamam, bunu yapalım. Şimdi. Bunun altını da açalım. Ben sana biraz un. Bir kaşık un iyi mi? Yani dolu dolu bir tane. Ben sana şuradan şimdi unumdan direkt koyup getireceğim. Şuradan. Un koyuyorum. Genel aslında nişasta yaptık. Da ekleyebilirsiniz ona. Ama biraz tutucu özelliği her olabilir tutucu öyle. Olur. Bir kaşık da nişasta koyabiliriz ona var sonra. Yoksa önemli değil. Tamam. Bazısı un kokusu geliyor falan diyor. O yüzden biraz bundan koyalım ona Pelin Hanım. Şöyle. Evet. Kabaklar böyle bir şey oldu. Karıştırdım onu. İyice eridi. Hı-hı. Tamam, ben şimdi oraya güzelce karıştırıyorum. Şöyle alalım. Biraz daha da koyalım ona. Koyalım. Unumuz çok çünkü. Yok. Tamam. Yine karıştırıyorum. Şimdi onu buna dökelim. Karıştıralım onu. Karıştıra karıştıra pişireceğiz onu. Şimdi ben şuradan dökmeye başlayayım. Sen de karıştır. Tamam. Kokusu çıktı, alıyor çıktı, musun? Çıktı, evet. Mis aynen. Mis gibi koktu. Geldi. Onun hepsini koyalım içine. Şu biraz yapışıyor şu an. Bu açılacak. Şekeri ne zaman koyuyoruz? Şekeri pişmeye yakın. Pişmeye yakın. İçine. Kapatıyorum kapağını. Yok, kapak daha kapanmayacak. Karıştıra karıştıra pişireceğiz. Yanlış yoldayım şu an. Tamam.
Fırındaki yemeğimi alayım mı? Bence evet, o da güzelce. Oldu. Tamam. O da oldu. Biraz dinlendirdik. Şu an çok güzel gözüküyor. Bunu bence bir tabağa servis edeyim. Evet. Ondan sonra olur. Orada güzelce şey yapalım. Mesela şu güzel olabilir ya. Şöyle kuşlu bir tabağım var. Bak. Ne evet, dersin? Harika olur. Servis kaşığımızı alalım şöyle bir şeyler. Şimdi hamsi dibleme. Diblesi. Allah Allah. Program bitti. Ben bunu öğrenemedim. Diblesi. Şu taşmadan ha. Şunu kapatalım. Tamam. Şöyle bir alıyorum. Düşmesi gerekiyor. Altta çok güzel böyle yağı da var. Oh mis gibi. Ben tutayım sen boşalt Pelin. Tamam. Hı. Şöyle. Oh çok güzel oldu. Dible. Ha? Bak söyledim yani evet, şimdi. Bunu pişirirken karıştırmanız gerekiyor. Yoksa üzeri kızarır altı pişmez. Evet arada karıştırdık biz de güzelce. O kadar herhalde. Şimdi evet. Şöyle koyayım. Efendim. Üçüncü yemeğimiz de bu. Bizim fırında hamsi diblesi. Evet. Hala bir seferde söyleyemiyorum. Bayağı böyle tekerleme gibi. Buyurunuz. Şimdi biraz daha güzelce böyle kaynadı. Süsünü çekti. Kıvama geldi. Şeker koyma sırası. Burada 3 bardak var. 2 bardak yeterli olacak. Biz yarım ölçek yaptık. Evet, hemen hemen yarısını koyacağız biz buraya. Sen koy ben karıştırayım istersen. Tamam. Yarısından belki. Tadını baksınlar. Şekerli seven tadını baktıktan sonra biraz daha da ekleyebilir. Evet çok güzel oldu. Şimdi şöyle bunu güzelce karıştıralım. Biraz böyle da bir böyle kaynayacak. Birkaç dakika daha şekeriyle kendi halinde pişecek. En son alırken karabiberini ekleyeceğiz. Karabiber. Evet. Enteresan o kısmı biraz. Biz böyle sunum içinde böyle bir hani güveçe benzer böyle tek kişilik ama büyük bir porsiyon belki hani böyle sofrada ortaya konabilecek kapıldı. Zaten severiz biz mesela mısır ekmeğini yoğurta doğrarız böyle büyük bir çanakta koyarız ortaya. Herkes bandır bandır alır herkes değil mi? Herkes kaşıkla ailenin içinde yer yani bir tabakta severiz de öyle yemesini. Sütlaç da aynı şekilde olabilir hiçbir sıkıntı yok. Evet gayet güzel bir şey. Benim gözüm şunda. Onu çok sevdim. Daha güzel gözüküyor ki zaten. Bütün böyle kırmızı biberler böyle üst üste çıktı. Kepçe alalım. Kepçe alalım. Yapalım mı? Evet olur. Şimdi karabiberini. Karabiber niye ekleniyor? Nasıl bir lezzet veriyor acaba? O tatlı hem kabağın tadını biraz kırıyor. Aha. Hem de şekerli olduğu için ikisini dengeliyor. Güzel tamam. Bir lezzet oluyor. Bunu da koyabilirsin. Oluyor. Yani çok değil. Hafif. Hafif bir karabiber gezdireceğiz ona. Şimdi evet. Bunu karıştır. Karıştıralım. Kaynamaya devam ediyor zaten böyle güzel güzel. Şimdi kaynatıyoruz ama acaba ne kadar süre daha kaynaması lazım? Yani şu fokurdaması bir iki dakika daha sürdü tamamdır. Kasemizi ama toplamda gene çünkü bir şey ekliyoruz kaynatıyoruz sonra bir tabii, şey ekliyoruz tabii. Kaynatıyoruz biraz zamanı var onun. Tabii evet. Ön aşaması eğer kabağı hazırsa aslında bir 15-20 dakikalık bir tatlı. Ama kabak soyma işi uzun sürüyor aşaması. Evet. Oldu galiba. Evet bu oldu. Şimdi altını kapatıyoruz. Kapattık. Sunumumuzu yapalım kasemize. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim şimdi dördüncü yemeğimiz kabak sütlacı. Evet. Rize usulü yaptık. Kastaniçe kabağı. Kastaniçe kabağı yaptık ama siz bal kabağıyla da yapabilirsiniz. E tabii artık yiyelim değil mi? Sofraya gidelim evet. Mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim.